Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, bugün Ramazan ayının son günü, 30. günü. Bu gece teravih namazı yok arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim. Ama bu gece kılınmasında çok büyük faziletler olan tesbih namazı kılabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı açıklamayı videonun ilerleyen dakikalarında yapacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün için en hayırlı, kabulü şayan olan dua Arefe günü yapılan duadır şeklinde bir hadis söylemiştir. Müslümanlar bu günü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidirler. Bugün Arefe günü çünkü çok mübarek gün. Bugün özellikle ikindi ile akşam arası, yani ikindi ezanı ile akşam ezanı arasında ikindi namazını kıldıktan sonra, ikindi namazını kıldıktan ve Arefe duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir bir kul. Bu çok önemli arkadaşlar, bunu yapmamız. Böylece Arafat sevabına nail olur insan ve tüm günahları da bağışlanmış olur. Arefe günü edilecek olan dua vardır arkadaşlar. Arefe günü bazı hadislerde şu dualar geçer. Arefe günü besmele ile 1000 ihlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. Yani bugün gün boyunca zikirler, dualar yapılmalı. Bunlara devam edilmelidir. Ve Arefe gününde 1000 ihlas okumanın çok büyük sevabı vardır aynı zamanda. Tüm günahlar affolunur ve tüm dualar, kulun Allah-u Teala'ya etmiş olduğu tüm dualar kolayca kabul olur inşallah. Bir hadis-i şerifte kim İhlas suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında 1000 defa okursa Allah Celle Celaluhu ona ne isterse verir buyurulmaktadır. Hadis-i şeriflere göre İhlas suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir. Kaynak Ebu Şeyh. Arefe günü yine tevbe namazı vardır arkadaşlar. İki rekattan oluşan bir namazdır. Şu şekilde niyeti vardır. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat tevbe namazını kılmaya diye niyet edebiliriz. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbirini alırız ve namazımıza başlarız. Sonra Sübhaneke'yi okuruz. Euzü Besmele çekeriz. Fatiha suresini okuruz. Kur'an-ı Kerim'den bir sure okuruz. Yani kısa surelerden de olabilir. Kur'an-ı Kerim uzun surelerinin içindeki bazı ayetler de olabilir. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Bunu okuduktan sonra rükûya gideriz. Sonra iki secdeye gideriz. İkinci rekata kalkarız arkadaşlar. Ayağa kalktığımızda, yani kıyama kalktığımız için ayaktayken buna kıyam deniyor arkadaşlar. Kıyam ayakta olmak demek. Kıyamdayken besmele çekeriz ilk başta. Sonra Fatiha suresini okuruz. Kur'an-ı Kerim'den bir sure okuruz. Yine bu size kalmış. Sonra rükûya gideriz. İki secde yaparız ve secdelerden sonra otururuz arkadaşlar. Oturunca Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena dualarını okuruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek sağa ve sola selam veririz. Ve böylece tevbe namazını da kılmış oluruz. Bundan sonra günahlarımızın affı için Allah-u Teala'ya çokça istiğfar edebiliriz. Çokça tevbe edebiliriz. Yani 1000 adet estağfurullah çekebilirsiniz arkadaşlar örneğin. Ama az önce yukarıda okumuş olduğum Arefe günü Besmele-i Şerif ile 1000 İhlas okuyanın günahları affedilir. Bunu çok önemseyin. Yani her İhlas'ın başında Besmele çekiyorsunuz. Şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Böyle bine tamamlıyorsunuz arkadaşlar bunu. Bunu okuyanın tüm günahları affedilir ve tüm duaları da kabul edilmiş olur. Çünkü ihlas okumak hem kişinin ihlasını arttırır. Hani namazlarda ihlas diyoruz ya, samimiyet. Bu İhlas suresi insanın maneviyatını ve ihlasını arttıran bir duadır aynı zamanda. Yine bu geceye mahsus tesbih namazı var arkadaşlar. Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınıyor genellikle. Bunu kılabilirsiniz. Tabi tesbih namazı biraz uzun sürüyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikrini her hareketin başında 10 adet tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı biraz zamanımızı alabiliyor ama kılınmasında çok büyük sevaplar vardır. Bunun yanı sıra tevbe, istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak çok faziletlidir Arife günü.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki İhlas suresini her kim Arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir. Yani bu akşam ezanı okunduktan sonra, iftar ettikten sonra arkadaşlar akşam namazını kılıp yatsıya kadar bunu okuyabiliriz. Hızlı okursak okunabilir tabii ki, ama yetişmeyenler yatsı namazından sonra ya da bitirip yatsı namazını öyle kılabilirsiniz. 1000 adet İhlas, Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bunu zikretmişler. Peygamber Efendimiz bugün için en hayırlı, kabulü şayan olan dua, yani şayan, görünen, açık, kabulü açık, yani kabul olduğu o kadar açık olan bir dua ki bugün edilen dualar, Arefe günü yapılan duadır diyor. Yani kabul olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Bu yüzden Arefe günü çokça dua edin. Müslümanlar bu günü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir. Yani Ramazan'da olduğumuz için zaten oruçluyuz ama bir de Kurban Bayramı'nın Arefe günü var. O günde oruç tutmak çok faziletlidir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Peygamber Efendimizin Arefe günü okumuş olduğu bir dua var. Bu dua şu şekilde arkadaşlar. Ya Rabbi, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır. Amin. Bu duayı arkadaşlar açıklama kısmına zaten bırakacağım, yoruma da bırakacağım. Bu duayı edebilirsiniz bugün ve akşam. Yine 100 kez okunması, 100 defa okunması tavsiye edilen çok büyük bir zikir var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir. Bunu arkadaşlar 100 defa okuyabilirsiniz inşallah. Çok büyük faziletleri ve sevabı var. Bugün özellikle Arefe gününde okunursa çok büyük sevabı var. Evet, video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.